Crystal Bridges Amerikan Sanat Müzesi'ndeyiz. 1962'den Coca-Cola 3 isimli büyük bir tabloyu inceliyoruz. Bu Andy Warhol'un düşüncelerini ön plana çıkaran bir tablo. Biz Amerikalılar için önemli olan bir tablo yapmak istiyorum diye düşünmüş ve tabii ki böyle bir şey söz konusu olduğunda Coca-Cola'dan daha büyük bir ikon düşünülemez. Tablo çok büyük, yaklaşık 1 metre 80 santimetre boyunda, neredeyse George Washington'a ait bir portre kadar. Her ne kadar fırça kullanarak yapılmış bir tablo olsa da bir 18. yüzyıl portresine kesinlikle benzemiyor. Baskı sürecini taklit eden bir şekilde yapıldığını söyleyebiliriz. Önemli olan sanatçının tabloya elinin değdiğinin belli olmaması. Yani amaç geleneklere bağlı bir tablo yapmak değil. Sanat her zaman istisnalar ve önemli olan şeyler için yapılmıştır ama Warhol burada bu anlayışı tamamen tersine çevirerek herkes için alışıldık olan bir şeyi resmediyor. Onu heyecanlandıran fikir de bu zaten. Her gün karşımıza çıkan bir şeyin istisnalaştırılması. Bu yüzden de aklına gelebilecek en ikonik şeyi alıyor. Sanatçının tabloya elinin değdiği hissini ortadan kaldırıyor ve bu şeyi alışıldık kılıyor. Tüm bunların yanında aynı zamanda oldukça erişilebilir bir eser de ortaya koyuyor. Bunun kelime anlamıyla demokratik olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü bu herkesin deneyimleyebileceği bir sanat eseri. Burada nadir olan hiçbir şey yok. Hepimiz bir kola şişesini tutmuşuzdur. Şişe açıldığında nasıl bir ses çıktığını da biliyoruz. Baloncukların sesini duyabiliriz öyle değil mi? Bu tıpkı reklamların amacına benziyor ama ürünü sanat ve sanat tarihi dünyasında konumlandırıyor. Onu kuvvetli kılan şeylerden biri de herkesin erişebileceği bir şey olması. Zaten Warhol da bunu ön plana çıkarmak istemiş. Ne kadar çok paranız olursa olsun, daha iyi bir kola satın alamazsınız. Coca-Cola'nız Liz Taylor'ın ya da köşedeki evsizin kolası ile aynıdır. Warhol günlük yaşamın bir öğesini almış, tuvale yerleştirmiş ve bizden, biçime ve hatta üzerindeki çizgilere bile aşina olduğumuz kola şişesine farklı bir gözle bakmamızı istiyor. Bu Warhol için de önemli bir an bir reklam sanatçısı olarak dergilere ve diğer reklam görsellerine illüstrasyonlar yaparak sürdürdüğü işine son vererek kariyerine güzel sanatlarda devam etmek istiyor. Evet, bu onun için çok önemli bir adım ve bunu ikonik sembol ve markaları inceleyerek yapmayı tercih ediyor. 1961 ve 1962'de Warhol bir seriyi Coca-Cola şişesini resmetti ve bu serinin üçüncü parçası. İlk ikisi son derece soyuttu ve bir sanatçı tarafından yapıldıkları göze çarpıyordu. Bu Andy Warhol'u Andy Warhol yapan tablodur. Sebebi ise resmin elle yapılmışlık hissinden uzaklaşması, sanatçının tuvali geleneksel anlamda kullanmaması ve tabloyu sanki bir baskı sonucu elde edilmiş gibi göstermeyi başarmasıdır. Bu yüzden bu bir kola şişesi temsili değildir. Bu bir kola reklamının temsilidir. Ve bu temsilin bizzat kendisinin içinde bir kola şişesinin temsili vardır. Bu Warhol'un bu klasmanda yaptığı tabloların en eskilerinden biridir. Kusursuz da değildir. Dikkatli inceleyecek olursanız yaptığı ufak hataları nasıl düzelttiğini görebilirsiniz. Alt kısımdaki boya damlalarını da. Daha sonra ekran baskısı tekniğine geçtiğinde sanatçının elinin değdiği hissini yaratan her şey ortadan kalkıyor ve biraz daha mekanik bir görünüm alıyor eserleri daha demokratik kılan özellik de budur. Sanatında kola şişelerini kullanan ilk sanatçı Warhol değildir. Ondan birkaç yıl önce Robert Rauschenberg de kola şişelerini kullanmış. Hatta bu tablo bittiğinde 1962'de Warhol bir Rauschenberg tablosu satın alıyor bunu da biliyoruz. Bu Amerikan sanatındaki yeni yönelimleri çok iyi bilen bir sanatçı. 1950'li yılların sonu 1960'lı yılların başı erişilebilirlik kültürü ön planda. Etrafta çok fazla şey var. Sanatçılar da doğal olarak etraflarını inceliyorlar tabi. Warhol, tüketim kültürünü, insanların günlük yaşamlarında sürekli maruz kaldıkları görsel uyaranları göğe çıkaran bir sanat formu yaratıyor. Bir dergiye baktığınızda, metroda, otobüslerde, billboardlarda, Coca-Cola her yerde. Markalaştırma ve bir sembol yaratma fikri, Warhol'un sanatının önemli parçaları haline gelmiş. Kendisini Andy Warhol markası haline getiren de bu fikirdir çılgın saçları kendisini hemen ele verir. Bir nevi ünlenme kültü ve bu ünden de bir performans sanatı yaratmak. Halbuki sanat uzun yıllar boyunca güzelliği konu almıştır. Çok büyük ustalık gerektiren, insan vücudunun karmaşıklığı gibi öğeler üzerine çalışılırdı. Öte yandan bu göze absürt bir şekilde düz geliyor ve sadece tuval değil, tuvale konu olan öğe de iki boyutlu. Bunun çok büyük ustalık gerektirdiğini, böyle bir eseri yapmak için teknik bilginin olması gerektiğini savunanlar da var tabi. Biz bu tabloya baktığımızda Andy Warhol'un yaptığı şeyin çok akıllıca olduğunu söyleyebiliriz. Yaptığı şey güçlü fikirlerinin potansiyelini gözler önüne seriyor. Bu yüzden de önemli olan tabloyu kusursuz bir şekilde yapmak değil, bu eserin yaratacağı yankıdır.